Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Türk takımlarının rakiplerinin lig maçları ertelendi. Şimdi bunu ee, söylerken utanıyorum açıkçası. Niye? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Yukatel, Adana Demirspor'un rakiplerinin rövanş maçları öncesi oynayacaklar. Ulusal lig maçları ertelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playofflarda şurada burada adamların nerede takımı varsa hepsinin maçları ertelendi. Galatasaray'ın Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Muhtemelen büyük fark atacaktır. Bir 5-6 tane atacaktır diye düşünüyorum. Ee, Adana Demirspor Şimdi e, Norveç ekibinin maçı 30 Eylül Cumartesi'ne alınmış. UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sırada olan Norveç'te 1. ligin 20. hafta maçları oynanacakmış. Molde Lig'de 19 hafta topladığı 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Diyor mu? Çöp yani. Bir 5 tane sallar Galatasaray herhalde. Yani onu söyleyeyim ama yine de adamın rakibi dinlenirken Dinamo Kiev Beşiktaş'tan karşılaşacak Ukrayna ekibi 27 Ağustos Pazar günü Ulusal Ligi'nde Veres Rivne ile karşılaşacağı maç ertelenmiş. Ukrayna Premier Ligi'nde bu hafta sonu 5. Beş, 5. hafta maçlar oynanacakken ligde bir maç eksik Kiev 3 maçla topladığı 6 puanla 7. sıradaymış. Yani Ukrayna 17. sırada ülkeler sıralamasında. Twente Hollanda'da Twente takımı bizim rakibimiz biliyorsunuz. Vites Z'ye konuk edeceği maç 27 Eylül çarşamba gününe alınmış. 27 Eylül. Eylül. 3. hafta maçları ancak Twente ilk 2 maçta 2'de 2 ile başlamış. Bu yapada sıralamada Hollanda 5. sırada yer alıyor. Bakın yani 5. sırada yer alıyor adamlar. Genk Adana Demirspor'la karşılaşacak. Genk'in Ulusal Ligi'nde Kulüp Brüj'de 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maç ertelenmiş. Keşke ertelenmeseydi bak düşünün. O zorlukta bir maç oynayacaktım. 5. hafta maçları öneriyor. Genk 4 haftada 7 puanla 6. sırada bulunuyor demiş. Belçika 8. sırada. Yani inşallah özellikle söylüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'miz elesin. Ama inşallah özellikle Adana Demirspor eler. Çünkü önümüzdeki takımlardan biri. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demir ne yapıyor? Galatasaray 26 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Spor Depresmanı da oynayacak. Yani İstanbul Spor gibi fark atacağı bir takımdan oynayacak. Aslında kolay bir takım. Deplasman sayılmaz İstanbul içi sonuçta. Fenerbahçe 27 Ağustos Pazar günü Rams Başakşehir'i konuk edecek. Bu Galatasaray'ın stat sponsoru. Başakşehir'in sponsoru. Beşiktaş 28 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek diyor. Ee, nispeten en zoru Beşiktaş'ınki diyebilirim. Hatta Beşiktaş bu maçtan fark da yiyebilir. Öyle bir maç. UEFA ülke puanını genel klasmanda sezon 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yükselen Türkiye ise üçüncü ön eleme turu maçları ya playoff maçları öncesinde herhangi bir şey yapmadı. Ya bu da Türkiye'nin ayıbı diyeyim. Yani federasyonun ayıbı. Hocam işte ertelenecek diyordu maçlar oynanmayacak falan diyordu. Ya oynanmayacak olsa bile bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz. Bu, bu, bu haber verilmez. Daha önceden haber verilir. Garip yani. Gerçekten çok garip işler. Ha, hala da şunu söyleyeyim. Hala ve hala da ortada bir şey yok. Açıklanan da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir diğer haberimiz. Süper Lig'de şampiyonluk oranları 2 hafta sonra, 2. hafta sonra değişti diyor. Yeni sene öncesi açıklanan şampiyonlar, şampiyonluk oranları değişti diyor. İddia.com'daki Galatasaray'ın oranı 2.65'den 2.60'a çekildi. Ee, Fenerbahçe 2.80 iken Samsun galibiyet sonrası 2.70'e geriledi diyor. Fenerbahçe'de berabere kalan Beşiktaş 3.25'ten 3.50'ye çıkmış. Altı sıraya kaybeden Trabzonspor 12'den 15'e yükseltirmiş. Adana Demirspor 20'den 15'e çıkmış diyelim. Başakşehir'in oranı 15'ten 20'ye düşmüş desek daha doğru olur. Ben şunu söyleyeyim, bunlar birer tuzak bu şampiyonluk iddia oranlarında. Sakın biz yükseklerde olmayalım. Şimdi orta saha transferi. 6 numara transferi. Şimdi gerek var mı 6 numaraya? Önce oradan başlayalım. İsmail Yüksek var değil mi? Yani kütür kütür oynuyor. Hatta sadece İsmail Yüksek demeyelim. Bartu Elmaz da alındı. Yani izlediniz değil mi arkadaşlar? Çocukta bir kumaş var, bir belirti var, bir belirginlik var. Ben şunu da söyleyeyim. Bartu Elmaz Fenerbahçe'de parladı diyelim. Tezon sonu uyduruyorum ya. 15'e sattık diyelim. Bence 15'e değil 250'ye falan satmış gibi falan düşünebilirsiniz. Çünkü sosyal medyanın yangın yeri olma ihtimali yüksek. İsmail yüksek bak. İsmail yetenekli, kaliteli, kalibreli bir topçu. Ahlakı, insanlığı, efendiliği, beyefendiliği zerre bir şey söylemem. Ama namussuzun alçağın önünde giden olsa fakat dünya hani 250 milyon euroya satsak ben daha çok tercih ederim. Yani 250'ye şey yapsak. Şimdi, kıymetli dostlar, Fenerbahçe'nin bir 6 numara transferi illaki olacak. Şimdi kimisi bunun Radik Kurniç olacağını söylüyor. Olabilir. Kimisi bunun e, Kelvin Philips olacak olmasını söylüyor. Olabilir. Kimisi, e, başka kim kaldı? Sumari olacağını söylüyor. Olabilir. Hocam sence hangisi olur? Üçü de olabilir. Peki en yüksek bence Sumari olur. Fenerbahçe'nin kiralık aşkı Sumari haberiyle devam edelim. Orta sahaya transfer etmek isteyen Fenerbahçe Leicester City'de forma giyen Bukari Sumari için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi İngiltere çıkarmasında Thomas Partey'nin ardından ikinci bir isimle temasa geçti. Bu arada Thomas Partey kesinlikle vermiyorlar. Yani 40 da verseniz vermiyoruz dedi Arsenal. Bilginiz olsun. Şampiyon şüphe düştü Leicester City. Bukari Sumari'de ayrılmak istiyor. Ayrılacağını da açıkladı. İngiliz kulübü 20 milyon euro istiyor. Fenerbahçe bari bir sene kiralayalım. Diyor. İngiliz kulübü zorunlu opsiyon koyduralım diyor. Fenerbahçe de o zaman opsiyon şöyle olsun diyor. 24 yaşında geçtiğimiz sezon 29 maçta görev aldı. Kariyerinde 195 maça çıktı. 2 gol 4 asist. Şimdi gol asist olmayınca da bizimkiler pek paylaşmayı sevmiyorlar Niye niyeyse. Açık açık söyleyin arkadaş şu bu diye adamın şeyini. Yani adamın e, istatistiği buysa çıkın açık açık konuşun söyleyin. Bukari Sumaure ee, biz bu arkadaşı 8 milyon euroya bitirme niyetindeyiz. Kulübü 20'den başladı. 15'e düştü. Ee, 12'ye kadar geriledi diyelim. Yani 12'ye kadar geriledi. Ama bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses bu çocuk olacak diyor. Kurunic. Şimdi Bologna Inter'den Giovanni Fabian alıyormuş. Almış. Milan'da Bologna'dan Nicolas Dominguez alacakmış. E Fenerbahçe'de Kurun boşa çıkacak. Fenerbahçe'de bari kurun alsın diyorlar. Bu arada Nikola Dominguez'i bir kez daha hatırlatayım. Ne Fenerbahçe, yani Fenerbahçe için bir ihtimali yok. 0'dan da aşağı bilginiz olsun. Ama çok istedik. Kelvin Phillips. Yani merak ettiniz bütün 6 numara duyumlarını vereyim size. Kelvin ee, Phillips'i e, Manchester City kendini bulması adına kiralamak istiyor. Kiralayalım. Gitsin orada kendini bulsun gelsin oynasın diyor. Oyuncuyu Liverpool istiyor. Satın, ola, satın almak istiyor Liverpool. Kabul etmiyor City. Kirala diyor. Oynama garantili kiralayacağım diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ee, City'nin başkanı Ali Koç'un arkadaşı değil mi? Hep Guardiola bu arada oynayıp geri gelmesini istiyormuş. O da bir ameliyat gerçekleştirmiş. Yara bitene kadar şey yapamayacakmış. City'nin başkanıyla kan kişi oyun diyoruz. Git de ki biz buna bu maaşı veremeyiz. Maaşının yarısını vermeyi talep et. Bir sene de gelsin kiralık olarak oynasın. Dehşetül vahşet. Yani dehşetül vahşet. Aksız ya? dehşetül vahşet olmaz mı ya? Yani bu ligi sallar. Gerçekten sallar. Bu arada Rodrigo Bekao Fenerbahçe'de Rodrigo Bekao arkadaşlar sakatlığını atlattı. Takımla antrenmanlara başladı. Görev verilmesi halinde perşembe günü forma giyebilecek. Hep dediğim gibi hani sonuç olarak kazandık Samsun maçında. Tamam ee, bir kava yoktu ama çok şükür. Çok şükür. iyileştim. Şimdi Kelvin Phillips için dediğim gibi, olay bu. Abi git maaşını bile City'ye ödettirebilirsin bak. Biz kesin oynatacağız diye. Hocam İsmail Yüksek bu sefer ee, sıkıntı yaşar. İsmail Yüksek'in fiyatı düşer. Ee öyle olunca şöyle sıkıntı olur, böyle sıkıntı olur. Ya bir gidin Allah'ını severseniz ya. Bak 5 oyuncu değişikliği hakkı var. Sürekli maçlarım var. Yorgunluk var. Hastalık var. Bilmem şu var. Bu var. Şimdi bir de başka bir şey söylüyorlar. Yani geçiniz bunları. Ben Kelvin Phillips için gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Ha bu Karis Sumaure artık Fenerbahçe'nin bir şey yapması lazım. Artık 6'yı kesinleştirmesi lazım. Eee... Dediğim gibi gerek var mı 6 numaraya? Bak Nihat Kahveci'nin şu sözlerini de hatırlatayım. Fenerbahçe'de zengin bir kulübe var. Kulübede Şimanski var. Girdi oyuna. Zükenberg diyor. İrfan Can'ı aldı. Elon Musk. Zengin bir kulübe. Zengin diyor yani. kulüben zengin olursa zaten şampiyonluk biraz da kulübede yatıyor. Düşünsene oyuna sonradan alacağın isimlere bir bak. Ha, şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal'ın yaptığını da çok seviyorum. Yani teşbikte hata olmasın öyle korkak, kaçak göçek oynayan futbolcuların hepsini dedi, temiz dedi sert savaşan galip gelmek için hani formasını parçalayan futbolcular topluluğu oluşturdu. Bu açıdan da İsmail Kartal'ı da tebrik ediyorum. Şimdi gitmesi muhtemel isimler var. Mesela gitmesi muhtemel isimlerden bir tanesi Miguel Crespo. Artık Crespo'nun Genoa'ya ben gittiğini düşünüyorum. Hani buradan döneceğini sanmıyorum. Ama futbol bu transfer bu her an her şey olabilir ama ben Crespo'nun döneceğini zannetmiyorum. Yani bana kalırsa Crespo gitti diye konuşalım arkadaşlar. 6 numara transferi konuştuk. hocam Zaten Crespo var, İsmail var, Bartu var. Daha kim alacağız diye sormayın diye özellikle belirtiyorum. İsmail'e de 11-12 teklif vardı. Bana kalsa Ukari'yi 6'yı alırım. Bartu Elmaz'ı yedeklerim. 11-12'ye de İsmail Yüksek'i satarım. Sonraki satıştan da pay maddesi ya da siz diyorsunuz ya hocam işte e, İsmail, İsmail, işte Philips gelirse İsmail yedeklenir sıkıntı olur diye. Al sıkıntıdan da kurtulmuş oldum. Bunu da belirtmiş oldum. Ve e, Real Valladolid Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattı. Bak birdenbire gidiyor mesela masadan dostlar eksiliyor. Daha da devam etsin. Bu arada birkaç Fenerbahçe haberi verir. Medin Ceko, Bosna 8 ve 11 Eylül'de Lehce, Stein ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilmiş. Keşke edilmeseydi. Dusan Tadiç Sırbistan'ın Macaristan ın ve Litvanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına aday kadrosuna çağrılmış. Edin Dzeko son 21 yılda Fenerbahçe'nin bir Süper Lig maçında ilk 3 golünü atan ilk oyuncu olmuş. Mısır Olimpiyat Milli Takım Teknik Direktörü Rogerio Michale, Michale Omar Fayed'i Paris 2024 Olimpiyat oyunları kadrosuna da çağırmış. O da çok güzel bir olay oldu arkadaşlar. Fenerbahçe adına. Kulübümüz kadın voleybolun ülkemizdeki lokomotifi Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsor, forma sırt numara üzere sponsoru için yentaş Taş Kimya ile anlaşma imzalamış. Hocam bunlar çok mu önemli? Bence çok önemli. Sponsorluk sonuçta. Sponsorlar iyidir. Bolvar.com'a ve Kayseri Özel Hastanesi'ne de bir kez daha buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bizim bir stoper alma ihtimalimiz var. Bu Luan Perez'in ayrılma ihtimali var. Enteresan bir şey söyleyeyim. Luan Perez'in ayrılma ihtimaline karşılıkta stoper transferini hedefliyor Fenerbahçe. Ki bunu Yağız Sabuncuoğlu da dile getirdim. Arkadaşlar şimdi size bir elektro şok göndereceğim. Luan Perez için gelen teklif 9 artı 4 milyon euro diye bir duyum var. Yani 9 artı 4. Ee, 9 artı 4. Bu arada Crespo Genoa dedim ben ama ee, ya bazı gerçekleri de sizden saklamayayım. Şimdi sakladığım zaman da diyorsunuz ki hocam Fenerbahçe menfaatleri dedin. Sakladım. Biz niye bilmiyorduk falan filan. Sürpriz bir takıma sürpriz bir fiyata gidebilir. Hocam nasıl bir sürpriz takım? Şöyle söyleyeyim o takımdan herhangi bir futbolcuyu alalım mı desem hocam kesin alalım. Yani o takımdan futbolcu alınmaz mı dersiniz? Bu kadar büyük takımdan dersiniz. Yani ne demek istediğimi herhalde herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Ee, bu kadar diyeyim. Şimdi Luan Perez 9 artı 4 ihtimal var mı? Var. Görüşme var mı? Var. Olur mu? Ben olabilir diyorum. Hocam Luan Perez'in yerine kimi alalım? Valla Nino'yu alalım. Milli takıma da seçilmiş ve Kao Nino. İkisini de geçen sezon çok istedim ben. Birini aldık birini daha alalım. İkisi yan yana bir dursun bakın bakalım savunma nasıl yapılırmış. Bu sefer de diyeceksiniz ki lan kaleciye niye para verdik ki biz savunmadan top geçmiyor ki diyeceksiniz. O da sizin ayıbınız olsun. Ama olsun yani. Şimdi basındaki haberlere göre Altay Bayındır 7'ye gidecek. Crespo bence Crespo 6'ya falan gidebilir. Basında 6 diyor zaten. Eee Luan Perez 8 diyorlar ama 9 artı 4 benim bildiğim. Batshuayi 10 teklif diyorlar. Batshuayi'ye teklif var. Ama biz kabul etmiyoruz. Serdar Dursun bedelsiz diyorlar. Serdar Dursun'dan bir bonservis girdisi olabilir. Şimdi şunu da söyleyeyim. Eee Batshuayi konusunda ben sizinden aynı düşünüyorum. Ben ben olsam satarım. Bak. Doğru zaman diye bir şey var. Tam doğru zamanı. Bir sezonda sözleşme bitimine kalmış. Git bunu sat. Alfredo Morelos çek. Bak bugüne kadarki satışlar. Arda Güler 20 milyon euro. Salahi 12.3 milyon euro. Bruma 6.5. Rossi 5.2. Berisha 4. Arao 3. Gustavo 1.2. Yani yaklaşık 52 milyon euro. 52.2 milyon euro hatta. Bonuslar dahil edilmeden. Niye? Bunu arttırmayalım. Diyorsunuz ya ya hocam hayal dünyasında yaşıyorsun. Bu kadar fiyat olmaz diye. Ben transfer dönemi başlamadan Şubat ayında özellikle söylüyorum zaten Transfer dönemi başlamadan duyumlar daha ciddi olur. Dedim ki Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde beklentisi en az 60 milyon euroluk bonservis. Gidin o videoyu bulun. 60 milyon euro yazın aramaya. Bulun. Yorumlara bir bakın. 60 gelirse sana 60 tane üyelik sözüm olsun. Yok 60 gelirse şöyle olacak böyle olacak diye. 60 milyon euroya geçtiğimiz anda bütün arkadaşları eğer adamlarsa adamlarsa Anneleri babalar birazcık da olsa ahlak verirlerse o yorumlardaki sözlerini tutmaya davet ediyorum. Yani ekran görüntüsü falan filan da almadım bilginiz olsun. Kimseni zor durumda bırakacak bir şeye yapmaya ihtiyacım yok. Herkes kendine yakışanı yapsın. Aktaracaklarım bu kadar ama bugün bizi çok hareketli bir gün bekliyor. Hani hissi olarak iki tane kap bekliyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, ama bir kez daha söylüyorum. Luan Perez şu kadar saydığım demişim içinde. Luan Perez giderse gerçekten iyi paraya gidecek. Hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.